Siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri ve toplumumuzun, halkımızın fikirlerine, görüşlerine önem verdiği, değer verdiği kıymetli kanaat önderlerimiz. Hepiniz bugünkü iftar programımıza hoş geldiniz. Allah razı olsun, soframızı bereketlendirdiniz. Ramazan, mübarek Ramazan ayının feyzinden dolayı böylesine güzel bir atmosferde beraber olmanın mutluluğunu bize yaşattınız. Değerli kardeşlerim, hamdolsun Beyt-i Şevap daha güzel günlere omuz omuza, gönül gönüle koşuyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Değerli şehitlerimizin kıymetli aileleri her zaman başımızın, gözümüzün üzerinde yerleri var. Gazilerimizin de aynı şekilde. Biz sizleri çok seviyoruz. Hele şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz bizim için kendi ailemizden, kendi çocuklarımızdan, kendi evlatlarımızdan, kendi eşlerimizden daha kıymetli, daha değerli. Bizler burada sizlere hizmet etmekte onur ve gurur duyduğumuzu ifade etmek isteriz hep beraber. Devletimizin tüm kurumlarıyla beraber. Değerli kardeşlerim, sözümü çok uzatmayacağım ama üzücü bir noktaya temas etmek istiyorum. Bu asaleten benim görev yaptığım 3. ilçe. Biz her Ramazan ayı şehit ailelerimize ve gazilerimize her ilçede yemekler veriyoruz, iftarlar veriyoruz, bir araya geliyoruz, dertlerini dinliyoruz. Aşağı yukarı hem Günnar'da hem Nurhak'ta en fazla 10 tane şehit ailemiz var. Ama burada 92 tane şehit ailemiz, 100'e yakın şehit ailemiz var. Üzücü diyorum çünkü sözde Kürt kardeşlerimizin haklarını korumak için mücadele ettiğini söyleyen, sözde Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü temin etmek için mücadele ettiği yalanını söyleyen, hain bölücü PKK terör örgütünün en çok zarar verdiği bu sofrada da görüyoruz ki Kürt kardeşlerimiz. En büyük derdi, en büyük sıkıntıyı maalesef ki Kürt kardeşlerimiz çekiyor, çekmiş. Ben buradan seslenmek istiyorum. Bütün halkımıza seslenmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, bunların yalanlarına inanmayın. Bunlar sizin en büyük düşmanınız. Her köyde baskın yapmış, her köyün ortalama 10 şehidi var. Ve biz bir çalışma yapmıştık, videolara sığmadı. Uzadı gitti, hala eksiklerimiz de var. Ve diyorum ki gençlerimize, hala PKK terör örgütü ve uzantısının güdümünde olan mihrakların yalanlarına kanma noktasında olan gençlerimize, gelin şu sofraya bakın, gelin gidin mezarlıklara bakın, şehitlerimize bakın, Ayşe teyzemin, Abuzit amcamın çocuklarına bakın, şehit çocuklarına bakın ve şunu anlayın, sizin en büyük düşmanınız hain, bölücü PKK terör örgütüdür. Bunu nasıl yeneceğiz? Değerli kardeşlerim, işte bu gerçekleri unutmadan bir beraber ve kardeş olarak yeneceğiz. Ve koyun kılığına girmiş kurtlardan, koyun kılığına girmiş hainlerden kendimizi koruyacağız
neslimizi koruyacağız ve hep beraber koskoca bir Türkiye olarak, bir beraber ve kardeş olarak yolumuza devam edeceğiz. Ben hepinizi tekrar en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bütün şehitlerimize hem Bedir'den itibaren bugüne kadar gelen bütün şehitlerimize hem terörle mücadelede hem Çanakkale'de bütün şehitlerimize sivil, asker, korucu, polis, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bizleri onların şefaatine nail eylesin. Gazilerimize, yaşayan gazilerimize hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Vefat eden gazilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.